Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir videomuz var. Ne tam bir kargo açımı ne de tam bir performans incelemesi. İkisinin arasında bir video sizleri bekliyor olacak. Bu arada kanala yeniyseniz hoş geldiniz. Abone olur ve o zil işaretine basarsanız sevinirim. Normalde bir kargo açımı videoları yapıyoruz. İlk fikirlerimizi söylüyoruz. Daha sonra ise birkaç hafta, bazen 1-2 ayı bulan inceleme sürecinden sonra sizlere son fikirlerimi sunuyorum, söylüyorum. Genelde bunları basketbol ayakkabılarında ve bazı koşu ayakkabılarında yapıyorum. Bunda da siz dilerseniz yine detaylı uzun bir performans incelemesi yapabilirim. Bugün ASICS markası ile tanışacağız. Bu kanalda ilk defa bu markanın ayakkabısı açılacak. Genelde Nike'lar, Jordan'lar, Adidas'lar çok fazla açtık açıyoruz. Farklı farklı işte Peak gibi de kenarda köşede kalmış markalara da yer verdiğimiz olmuştu. Ne zamandır da ASICS markasından da bir ayakkabı incelemek, açmak, görmek istiyordum. Çünkü son zamanlarda işte havaların da ısınmasıyla bir koşu ayakkabısı, rahat ayakkabılar, yürüyüş ayakkabılar ne zamandır dikkatimi çekiyordu. Hatırlarsanız geçenlerde Nike Invincible 2'yi incelemiştik. Daha doğrusu kutu açımını yapmıştık. Sizler tarafından büyük ilgi gördü. Umuyorum ki bu ayakkabı da böyle olacak. Çünkü rahatlık açısından, günlük giyim açısından, kullanılabilirlik açısından Nike Invincible'ın rakibi olduğunu düşündüğüm bir ayakkabı. Bugün bizlerle kutusunu çıkartayım. Arkadaşlar normalde fiyatı 4500 TL. Evet, yanlış duymadınız. Ciddi bir rakam. İnternette işte bakıyordum. Bugün alayım, yarın alayım diye. İşte %5 indirim gibi trend yoldan da yakalamıştım. Çok ilginçtir. Tamamıyla ailece bir geziye gittiğimiz zaman sportif mağazasında bununla karşılaştım. Ve %15 indirimliydi. Yani 3800 civarlarına gelmiş oldu bana. Ki bu da harika oldu benim için. Zaten hani o sıralar bakıp alayım diyordum. Hatta öncesinde farklı bir mağazada farklı rengini alacaktım. İşte kısmet ya. Kutumuz bu şekilde. Çok sade, geri dönüşümden üretilmiş bir kutu. Hemen şöyle etiketini size göstereyim. 44,5 aldım. Benim Adidas'ta, Nike'ta koşu ve günlük ayakkabılarda tercih ettiğim numara. Basketbol ayakkabılarında Nike'da 45 tercih ediyorum. Adidas'ta yine 44-2/3 tercih ediyorum. Burada da denedim. 45'i de çok güzel oldu. 44,5 da oldukça iyiydi. Ama ben biraz daha fit ve ayağımı saran bir yapı seviyorum. Özellikle koşu ayakkabılarımda, günlük ayakkabılarımda. Zamanla bunlar da bir tık esneme yapıyor. Onun önüne geçmek için hani ilk başta biraz daha fit olması hoşuma gidiyor. Önemli olan nokta burada ayağınıza önden vurmaması. Eğer önden vuruyorsa geçmiş olsun. Burada geri dönüşümden üretildiği, işte ileriye dönük sürdürülebilirlikle alakalı yazılar mevcut. Kutunun içini açtığımızda da aynı şekilde oluyor. Sizle birlikte bir kutu açımı yapmış olalım. Kutunun içerisinde görüyorsunuz arkadaşlar, yine sürdürülebilirlikle alakalı, işte çevreyi, doğayı korumayla alakalı belli başlı yazılar ve bilgilendirmeler mevcut. Bunu artık her marka yapmaya başladı 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü işte karbon ayak izi, işte su ayak izi gibi belli noktalar var. Belli bir süreçte bu salınımları, karbon salınımlarını sıfıra indirmek istiyor. Bu firmalar da bunlara önem veriyor. Şöyle bang bang, harika. Siyah rengine baktım. Neredeyse alıyordum. Hem de 4500 liraya. Asıl mavi rengini istiyordum. Hatta sizlere de Instagram'dan sordum. Hangi rengini alayım, ne yapayım, ne edeyim diye. %52'ye, %53'le arkadaşlar mavi renktendi. Bayağı da bir 10.000 kişiden fazla da bir oy kullanan olmuş. Ben de zaten maviyi almak istiyordum. Bunu aldım ama o kadar beğendim ki siyahını da neredeyse alacağım. Evet, evet. Bu açıda hoşuma gidiyor. Arkadaşlar uzun süredir bu şekilde deneyerek aldığım bir şey olmuyordu. Bu ayakkabıyı deneyerek mağazadan aldım. Dolayısıyla tam bir kargo açımı olmadı. Ve giyerek hangi numara tam benim numaram bunu tamamıyla deneyerek almış oldum. Mavi renk gördüğünüz gibi. Kadın versiyonlarında farklı renkler de mevcuttu ama erkekte bu ve siyahı vardı mağazalarda en azından. Şimdi diğerini de çıkartalım. Kutumuzu kenara alalım istiyorum. Bakalım. İsmi oldukça uzun. ASICS Gel Nimbus 25. ASICS markası dediğim gibi bu kanalda ilk olacak ama son zamanlarda benim merceğim altındaydı. Baya baya almak istiyordum. Çok da fazla tercih var. Birkaç tane daha uzun koşu ayakkabısı, uzun yol ayakkabısı, işte daha böyle recovery diye tabir edebileceğimiz, dinlenme koşullarında kullanabileceğimiz ayakkabılar. Güzel işler yapıyor. Ama bu ayakkabı benim özellikle dikkatimi yakaladı. Biraz daha kalın taban oluyor olması, yuvarlak hatlara sahip oluyor olması beni çekti. Biraz da kendini gösteren mavi rengi daha hoşuma gitmişti. Sizler ne düşünüyorsunuz? Siyah mı mavi mi yorumlarda yazabilirsiniz. Ama uzun süre ayakta duran, mağazalarda çalışan arkadaşlarım için bence güzel bir ayakkabı olacak. Ben de bunu mağazada biraz deneyerek görmüş oldum. Bunun dışında tabii ki Nike'ın bazı modellerini inceledim biliyorsunuz. İşte Boost modellerine bakıyoruz. Onlara kesinlikle rakip olabilecek güzel bir ayakkabı. Dış görünüş olarak bu renginde daha fazla detay var. Siyah oluyor olsaydı şu an size pek bir şey anlatamayacaktım. Mavi, beyaz, turuncu karışımı.
alt tabanda farklı yerlerde plastikler ve güzel bir şık bir tasarıma sahip. Ayakkabının arkasına doğru 25, arkada ufak tefek dokundurmalar, yine ayakkabının kalan kısmı burada yer almış. FF Blast şeklinde bu ayakkabıların teknolojileri hakkında bilgi verilmiş. Bağcıklarımız biraz uzun ama kitleyince güzel işler yapacak. Zaten performans incelemesi yapıyor olursam bunu birkaç ay kullanacağım ve size öyle fikirlerimi sunacağım. Üstündeki ASICS logosu ise bir yapıştırma ile buraya kondurulmuş. Dikiş olsa belki daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Nefes alması için hemen şuralarda açıklıklar, hava giriş çıkışı için bırakılmış. Etiketlerine bakalım istiyorum. Ortholight insole diye geçer arkadaşlar. Yani şu içeride kullanılan tabanlıktan bahsediyor. Konforlu tabanlıklar ve onlarla alakalı bilgilendirme yapılmış. İşte ne var mesela? Yüksek şekilde nefes alabilir. Uzun süreli kullanım için yastıklama sunar. Hafiftir ve geri dönüşümden üretilmiştir şeklinde bir ASICS etiketimiz mevcut. En aşağıda da bu ürünün kodu, etiketi yine aynı şekilde. Şunu artık kopartabiliriz. Bugünü beklemiştim. 2 gündür ayakkabı arkadaşlar kutusunda duruyor. Sizlere açmak için bekledim. Biraz şöyle çıkartayım. Hemen altından başlamak istiyorum. Genelde zaten hep böyle tabandan başlarız. Biraz kirlendi. Mağazada denedim. Bir defa ben denedim bu arada. Tertemizdi yani bana çıkartır verirlerken. Çok da önemli değil. Yola çıktığımız zaman hemen zaten pert olacak. 45'ini denedim. Siyahını denedim. Yani baya baya aslında sizlere bir şeyler söylemeden önce ayakkabı hakkında bilgi sahibi oldum. Belli güzel hisleri yaşamış oldum. Normalde kargo açımlarında ilk başta ayağıma denemeden açarım. Burada bir farklılık yapmış olduk. Daha uzun sizlere performans sağlayabilmesi için sert plastikler gördüğünüz gibi konmuş. Normalde yastıklaması burada bu köpük üstüne basıyorsunuz. Bu birçok ayakkabıda olur. Buradaki köpük de yine belli noktalarda çizgiyle şekillendirilmiş. Biraz olsun esneklik sağlaması için arka kısımda yine plastikler var. Ahar Plus şeklinde bir çıkartma mevcut. Bunu Nike de çok yapar. Adidas da işte Boost da yapıyor. Bütün markalar yapıyor. Sanki farklı bir teknolojiymiş gibi veya çok daha olduğundan iyi bir şeymiş gibi sunmak açısından reklam kampanyası stratejisi olarak düşünebilirsiniz. Yani şu plastiğin ismi aslında. Biz plastik deyip geçiyoruz. ASICS logosu var. Tabanı oldukça güzel gözüküyor. Geniş bir yüzeye basıyor. Bu da benim hoşuma gitti. Koşu ayakkabılarında Adidas güzel. İşte Skechers'ı beğenirim. Ve yine bu da aynı şekilde geniş yüzeye basması hoşuma gider. Nike'lar o kadar dar ve o kadar böyle arkın içine girer ki orta ayaktan. Geniş ayaklıysanız veya işte taraklı ayaklara sahipseniz sizleri rahatsız eden bir yapıya bürünür. Sadece sanki atletlere hizmet veriyormuş gibi olur Nike'ın. Ben severim ama böyle bir dezavantajı var. Burada o pek gözüme çarpmadı. Yastıklama olarak arkadaşlar büyük bir köpüğe basıyorsunuz ve bu köpük ciddi manada rahat. Bu FF Blast Plus yastıklaması gerçekten çok keyifli ve güzel yapılmış. Onun hemen üstünde yine Pure Gel aynı şekilde yastıklama olarak, teknoloji olarak düşünebilirsiniz. Birden çok işte Nike'da nasıl Zoom'lar var, Zoom Strobel'lar var, Air'ler var, Hylon'lar var gibi. Burada da farklı iki yastıklama kombini göze çarpıyor. İyi bir birleşim olmuş. Hem dengeli hem de tüm gün sizlere konfor verebilecekmiş gibi hissettiriyor. Dediğim gibi ben bunu alıp uzun süreler giyip koşup daha sizlere detaylı ve bu teknolojilerin nasıl işe yarıyor mu yaramıyor mu şeklinde sunum yapacağım. İstiyorsanız eğer bu tarz bir incelemeyi mutlaka ve mutlaka aşağıda yorumlarda bunu belirtin. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu yastıklama oldukça yerden yukarıda, biraz olsun boyunuzu uzatacaktır. Günlük hayatta da tercih edebilirsiniz. İlla koşuyor olmanız, illa maratonlara çıkıyor olmanıza gerek yok. Bunu benim gibi işte spora gidiyorum, yürüyüş yapıyorum, ailemle takılıyorum dediğiniz durumlarda da giyebilirsiniz. Hani kaliteli bir şey olsun, hafif bir şey olsun, ayağım hızlı hissettirsin. Gayet kullanılabilir bir ayakkabı yapıyor bu amaçlar içinde. Hemen ağırlık demişken ağırlığına bakalım. Tartımı indireyim. Genelde basketbol ayakkabıları 450-500 gram arası çıkar benim ayağımda. 4,5-45 numarada. Bu ise arkadaşlar 322 gram. Ciddi ciddi hafif uçacakmış gibi hissettiriyor basketbol ayakkabılarından sonra. Gerçekten şöyle elimde bakıyorum. Baya baya hafif geliyor gerçekten. Üst kısmına geçiyorum. Üst kısmında güzel bir örgü var. Biraz bana Skechers'ları hatırlattı. Adidas ve Nike'lar daha farklı tasarım oluyor. Adidas daha örgü üzerine giderken Nike daha plastik karışımları yoğunlukta hissettiriyor. Bu ise Skechers'a göre bir tık daha kaliteli geldi bana. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Üstündeki kumaş oldukça rahat, hafif, nefes alabilir. Özellikle ön kısımlarda görmüş olduğunuz dokundurmalarla. Yana doğru geçtikçe bu logonun bulunduğu ve arkaya doğru geçen kısımda daha güçlü, daha alttan da desteklenmiş bir izlenim veriyor. Bilek kısmında çok tatlı bir çorabımsı yapı var. Çorabın çıkıntısı olarak düşünebilirsiniz. Ve dil kısmı da delikli delikli nefes alabilir yapısıyla bizleri karşılıyor. Dil arkadaşlar giyerken bayağı bir içeri geçti.
bunu tekrar böyle sonda çekince bir rahatlık hissine kavuşuyorsunuz. Bu arada bu videonun en sonunda bunu deniyor olacağız. Ama muhtemelen yarın sabah deneyeceğim. Çünkü sabahleyin daha güzel bir görüntü çıkıyor. Ayakkabının iç kısmına bakmak istiyorum. Çünkü iç kısmı baya baya güzel. Özellikle kumaş olarak mükemmel rahat bir kumaş kullanmışlar. Akıcı, daha kayıp giden bir kumaşa sahip. Arkada aşil pedlemesi bu şekilde çok çıkıntılı olmuş. Yani parmağım arkadaşlar baya baya içeriye doğru giriyor. Şuradan baktığım zaman evet şu kısım, yani şurada parmakların buluştuğunu düşünebilirsiniz. Şu kısımda ise şöyle bir boşluk var, içeri doğru gidince şu şekilde parmakların buluşuyor. Bu ayağınıza güzel bir destek sunmuş oluyor ve bileğinizin çevresinde de dolaşıyor. Yani sadece aşilde olur birçok ayakkabıda, yani şurada. Yanları, bilek kısımlarını boş bırakırlar. Burada öyle bir durum yok. Baya baya güzel bir pedleme, sünger konmuş ve rahat hissettiriyor. Dil kısmı yanlardan gördüğünüz üzere arkadaşlar bağlanmış. Böylelikle çok fazla ayağın içinde kaybolmasını engelliyor. Giydiğiniz zaman eğer buralarda bağlı olmasa dili bulamıyor olabilirsiniz ki bu da hiç istenen bir durum değil. Bağcıkların geçtiği kısımlarda Flywire teknolojisini andıran küçük küçük halkalar mevcut. Fakat bunların içeri doğru gittiğini düşünmüyorum. Yani sadece şu kısmı kilitliyorsunuz. Normalde bazen içeri doğru giden ağlar şeklinde yapılır ve böylelikle ayakkabı tamamıyla üstünüze kapanır. Burada öyle bir kullanım olduğunu düşünmüyorum. Dil çok yumuşak, çok havadar ama bir o kadar da keyifli ve güzel hissettiriyor. ASICS logosu da yine dilin üstünde yer alıyor. İçinde ise 25 years of premium comfort demiş. Evet, 25 yıllık premium rahatlık demiş. Gerçekten de bu ayakkabıya bunu yazmaları onların hakkıdır diye düşünüyorum. İç kısmında ise bu şekilde bir logo kullanımı yer alıyor. Evet, ayakkabımız bu şekilde. Hadi bakalım yarın sabah da görüşürüz. Ayağımıza giyeceğiz. Şimdiye kadar beğendiyseniz like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, ertesi gün oldu ve sizlerle şimdi giyme zamanı. Normalde her kargo açımlarında böyle yapıyoruz ama akşam olduğu zaman akşam giymeyi sevmiyorum. Şöyle arkasından tutarak da gayet iyi bir şekilde şöyle ayağınızı geçirebiliyorsunuz. Şu ilk his çok iyi. Dili şöyle biraz kendinize çekince tam bir rahatlık. Sushi de geldi. Bayılıyor. Evet. Şöyle. Gerçekten çok rahat, çok güzel. Ama ilginç bir şey, siyahın 44.5'unu giydiğim zaman bu kadar rahat gelmemişti ve önden vurmuştu. Renklerde... Evet, çok ilginç. Renklerde arkadaşlar farklılık olabiliyor. Yani mağazalarda deneme imkanınız olursa en güzeli. Ama bana güvenebilirsiniz. Yani siyah olsaydı 45 alacaktım. Hatta bunu da ilk 45'i denedim. Sonra 44.5'u denedim. Ama 44.5 çok daha iyi geldi. Ben böyle bir fit oluşunu seviyorum. Hani koşu yapacağım, günlük giyeceğim. Bir süre sonra... Tabii, bir süre sonra bunlar mutlaka açılacaktır. Daha rahatlayacaktır. O yüzden... Değil mi? Gerçekten bayanı da işim denedi. Evet, çok rahattı. Şöyle. Oo, harika. Görüntü nasıl mesela, ayaktaki görüntü? Çok iyi değil mi? Evet, cidden çok hoş, çok güzel. Arkadaşlar, yani bir tane daha şeyden buldum bu. Invincible'dan. Invincible 3'ü de alacağım mutlaka ama diğer markalara da böyle şans vermek istiyorum. Şu biraz yaklaşırsan esnemesini çekmiş olalım. Nasıl? Bu içine göçen bir pofidiklik var değil mi? Bulutların üstünde gibisin. Çok hoş bir his var. Tam bir zoom tabakası gibi seni ittirmiyor ama etkiden korunma da oldukça yüksek. Çok hoş, çok güzel gerçekten. Şöyle arkadan da çekmiş olayım biraz. Evet. Harika. Evet, bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel bir kutu açımı slash inceleme oldu. Detaylı performans incelemesini görmek ister misiniz? Yorumlarda belirtin. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dice'i bugünlük out. Let's go. Let's go.